Ayakta görülen nasır ya da hiperkeratozları iki gruba ayırıyoruz. Ayak üstünde gözüken lezyonlar, ayak tabanında gözüken lezyonlar. Ayak üstünde gözüken lezyonlarda önemli olan nokta hastalarda parmak deformitelerinin gelişmesine bağlı olarak bu nasırların ya da hiperkeratozların geliştiğidir. Örneklemek gerekirse parmaklarında çekiç parmak problemi olan kişilerde parmağın bükülmesi sonucunda ayakkabıya çarpma sonucunda nasır problemi ortaya çıkar. Ayak tabanında görülen nasırlarda ise hastanın genellikle bir basma kusuru ya da ayak tabanını oluşturan tarak kemikleriyle ilgili bir sıkıntısının olduğu bilinmektedir. Önemli olan nokta nasır ya da hiperkeratozun bir kemik problemin tabanında zemininde gelişmiş olduğudur.